maçımızın çok zor geçeceğini biliyorduk. Karşımızda bu ligin üzerinde futbolcuları olan bir takım vardı. Ama biz de geçen haftaki galibiyet moraliyle sahaya çok çok iyi çıkmak istedik. Yani o hafta içinde coşkulu bir şekilde hazırlanmayı planladık. Böyle de geçti. Maçın ilk yarısı belki istediğimiz oyunu bir türlü tutturamadık. Yani bilmiyorum, futbolcularımda şey vardı, o istediğimiz canlılıkta değildik, coşkulu değildik. Kırılma anları yaşandı ilk yarıda belki ama biz maçın 90 dakika, futbolcularıma da söyledim, ne olursa olsun futbolcularıma şunu söyledim. 90 dakika boyunca maçı temposunu yüksek tutarsak bu maçtan kazanırız yorumunu yapmıştım. Nitekim ikinci yarıya çok iyi başladık. Yüksek tempoda oynamaya çalıştık, hızlı ataklar geliştirdik. Golle zaten moralimiz de coşkumuz da arttı. Tabii 3-0'dan sonra penaltı vardı, 4 olabilirdi. Yani daha da fark artabilirdi. Ama olmadı. Sonuçta kazandık. Geçen haftaki çıkışımızda galip geldiğimizde bunun tesadüf olmadığını, lig bizim için yeni başladığını vurgusunu yapmıştık. Sonuçta Antalyaspor gibi namalip bir takımı yendik. Bunun için sevinçliyiz, mutluyuz. Bütün futbolcularımı kutluyorum. Buraya gelen taraftarlara da teşekkür ediyorum verdikleri destekten dolayı. Biz takım oyunu oynayan bir ekibiz. Yani baktığımızda hep maçı yüksek tempoda oynayan, birlikte oynayan bir ekibiz. Tabii Antalyaspor'un son haftaki maçlarında sıkıntıları vardı. Yani bırakırsan Antalyaspor çok yetenekli bir takım. Yani gerçekten iyi ayakları var. Ama tabii biz hep tempoyu yüksek tutmaya çalıştık. Yani yüksek oynayalım. Özellikle savunma arkasının aralarına iyi koşular yapıp çabuk oyuncularımıza gol bulalım diye planımız vardı. Bir de tuttu yani. Sonuçta duran topta da uzun oyuncumuzla gol perdesini açtık. Bir de dediğim gibi yani biz Antalyaspor'un güçlü olduğunu biliyoruz ama ben hep futbolcularıma kimle oynarsak oynayalım, hangi takımla oynarsak oynayalım, bizim ne yapacağımız önemli vurgusunu yaptım. Yani biz eğer maçın sonuna kadar iyi mücadele edersek, futbol oynarsak, disiplinden kopmazsak her takımı yenecek güçlüyüz. Bunun vurgusunu zaten hep yapıyoruz. Neticesinde kazandık. Gerçekten PTT Ligi'nde çok iyi takımlar var. Yani şu an için hedefimiz üstte görülen ilk altı gibi görünüyor ama uzun vadede hedeflerimiz de zaten 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl sonra Süper Lig var ama şu an için biz bu ligde özellikle oynadığımız futbolla, aldığımız skorlarla yetiştiricilik kimliğimizde yer almak istiyoruz. Kimsenin bize güveni yok diyebiliriz ama biz kendi içimizde hiç bu güveni kaybetmedik. Hiçbir takıma ezilmedik ama bütün yapılan yorumlarda Altın Ordu hiç bahsedilmiyordu. Biz kendimizden bahsettirmek istiyorduk. Çok iyi çalışıyoruz çünkü hafta içi çok iyi geçiyor. Analizlerimizi yapıyoruz. Antalyaspor'u bu hafta bence çok iyi analiz ettik. Alanları daralttık arkada. Onlara pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Son dakikada yediğimiz gol var. Geçen hafta Adana maçıyla beraber biz çıkışa geçtiğimize inanıyorum. Hani orada biz tamamen artık bu iş olacak. Hani 3 puanlar peş peşe gelecek diye inandık. Bu hafta da yendik. Namalup bir takımdı. Onu da yendik. Biz kimseye ezilmedik. İnşallah bundan sonra böyle 3 puanlarla devam etmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Milli maçta başarılar diliyorum. Öncelikle Altın Ordu takımını kutluyorum, tebrik ediyorum. İkinci yarıda tabii bireysel hatalarımız da bu hepimizin hatasıdır. Yediğimiz goller sonucu maçı kaybettik. Altın Ordu'nun bizden daha çok hak ettiğini düşünüyorum. İkinci yarıdaki futboluyla bizden daha özellikle 45. dakika ile 60. dakika arası bizden çok daha istekli ve çok daha arzulu oynadılar. Galibiyeti hak ettiler ikinci yarıdaki futbollarıyla. Kendimi kutluyorum. Ne kadar güzel bir şey. Yani bu Altın Ordu'yu bence göklere çıkarmak lazım. Yabancısı yok. Yaş ortalaması 22. Bunu takdirle karşılamak lazım.